Allah kimseyi Premier Lig'in yokluğuyla sınamasın. Dört büyük takımımızın toplam yaptığı transfer sayısı 50 civar. orada bir 100 lira tokatlanmıştı. Bu kadar geniş bir kadro bu haftada tek maç için gerekli mi? Ama iki tane de kaçmaz be abi, neyse. Arancığım hoş geldin. Abi hoş bulduk. E, ee, nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. E, ee, kaçıncı bölümde geçtiğimiz hafta? Beşinci bölüm mü? Neyse, Arhan'la ikinci bölüm yine çok büyük beğeni toplayınca... Yok, estağfurullah. E, üst üste üçüncü bölümde çağıralım dedik. E, ee, Arhan da sağ olsun geldi, evet. Back to back 3 Beat oldu. Ve Last Dance e. haliyle de. <laughs> yani Phil Jackson hiç üçlerin ötesine geçemedi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bize de nasip olmaz. <laughs> İnşallah olur bakalım. <laughs> Olması için bazı çalışmalar yaparız belki Kah olmadı Kah ilerleyen dönemde Tabii. olabilir ee, hareketli bir gündem aslında var ama aynı zamanda çok da çok da yok neden yok değil. çünkü premier lig yok evet. Allah kimseyi premier ligin yokluğuyla sınamasın bunu bir kez de anladığımız bir hafta sonu bu <laughs> çok büyük eksik gerçekten ee, gerçekten öyle başarılar diliyoruz İngiltere halkına da evet. Premier Lig olmadığı için bizi örseledi. Kolay bir şey değil. Doğru. Bu vefat haberi. Ee, enteresan bu arada. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Çok yankısı vardı Türkiye'de. Ben bu kadar yankı bulacağını tahmin etmiyordum. Ya biz severiz kraliyet işlerini ya. Lady Di'nin ölümü de burada. İnanılmaz konuşuyor. Yani Lady Di'nin e, işte ölüm haberi muhtemelen İngiltere dışında ya da Birleşik Krallık dışında en çok Türkiye'de konuşulmuştur. Ben çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Olabilir. Bayağı bizim evde bile yaz tutulmuştu. Ablam falan. <laughs> Çok severdi ablam. Evet enteresan ya. Ben de bu kadar böyle Instagram'da falan işte kara haber geldi, acı haber geldi. Şaşırdım yani. Köklerimizde var. Öyle o şekilde değil ama yani seviyoruz. O şatafatı, o lüksü. aidiyet ee, şey. Aidiyet kurmak zor olmuyor olabilir. Yani kolay oluyor diyecektim ben de evet. Evet. Neyse biz gündemimize dönelim. Süper Lig. Yani şu an zaten bugün iki tane maç oynanacak. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçları. Fenerbahçe bay geçti. Galatasaray zaten transfer dönemini inanılmaz hareketli şekilde bitirdikten sonra Kasımpaşa maçı en çok beklenen maçlardan birisiydi herhalde. 11'de çok bir ekleme olmadı. Yeni transferlerden kimse oynamadı. Ama Kasımpaşa karşısında ondan bir galibiyet var. Ve Nasıl buldun yerleşimi merak ediyorum. Çünkü hani ilk kez Galatasaray 50. dakikada öne geçti. Hep sonlara doğru öne geçiyordu. Evet. E, maç esnasında da bir tweet atmıştın. Bir türlü oyunu yığamadı diye ki %70'lerde 80'lerde yanlışım yoksa o civarlarda toplu oynadı Galatasaray. 72 ile bitirmişti ilk yarıyı. Evet. E, ona rağmen hani ne kadarlık bir 72'lik performanstı herhalde tartışılıyor. Çok fazla oyunu yıktığını söylemek ya pozisyon vardı. Ya pozisyon vardı. Pozisyon vardı ama e, ya oyunun biraz daha olgun, biraz daha yerleşik olması gerekir %72'lerde. Yani %72 topa sahipken o kadar mesela hareketli, gitgelli olmaması e, gerekiyor maçın. Ya bu tabii şey demek değil. %25-%30'larla topla oynayan takımlar çok iyi çıkışlar yapabilir. E, Kasımpaşa'da 2-3 defa tehlike yarattı o şekilde. Hatta golü de buldukları pozisyon bir geçiş. E, o gol dışında da 2-3 tane kontrayla, geçişle, kazandıkları toplarla hızlı çıkıp böyle 3-4 pasla ceza sahasına indikleri, şut attıkları e, pozisyonlar var ilk yarıda. E, ama e, yani Galatasaray'da sanki topla çok daha fazla oynayıp sürekli rakibin üzerine gitti. Yani kazandı, üzerine gitti hızlı. Kazandı, üzerine gitti hızlı. Ya yani bu da bir e, yoldur. Ama ya yani Kasımpaşa'nın hakikaten savunmada çok ciddi sıkıntıları var. Sezon başından beri var. Ee, yani iki beki mesela Türkiye standartlarında beğenilen bekler ama savunma yönünden ben problemi görüyorum. Ee, sezon başından beri böyle yani işte stoperde Sadık Çiğitpınar elinden geleni yapmaya çalışıyor ama belirli bir yere kadar. Ee, takımın bir hem savunma özelinde yani bireyler, sol bek, sağ bek savunma merkezi hem oralarda sorunlar var hem takım savunmasında da biraz problem gözüküyor Kasımpaşı'da. Ee, böyle bir ortamda Galatasaray çok pozisyon buldu ama yani e, 172 topa sahipken ben biraz daha takımlardan öyle bir topa sahip olma oyunundan biraz daha bir 10-15 dakikalık periyot böyle yerleşip yerleşip ya yani kazan kaybettiği zaman yerleşerek kazandığı ve o hücumları yenilediği e, arka arkaya pas yani işte 10 işte 7 8 10 12 13 paslık zincirlerin ortaya çıktığı e, anları daha çok görmek gerekiyor bence. Çünkü eğer bunu yapamazsanız %75'lerde topa sahip olup bunu e, ortaya koyamazsınız istikrarlı bir şekilde. Kasımpaşa'dan daha iyi takım savunmasına ya da iyi bireysel savunmaya sahip e, rakiplerle karşı karşıya geldiğinizde e, pozisyon bulma yönünden işiniz daha zor olabilir. O yüzden şu an bence şu anda eksiklerden biri bu Galatasaray'ın topa sahip olma oyununda ama ...iki haftadır da yani şu net bir şekilde gözüküyor. E, bunu geçen hafta da gördük. E, kaybettikten sonra kazanma Sezon başına göre, ilk haftaya göre, ikinci haftaya göre biraz daha iyi gözüküyor kontra pres. Ki mesela bizim takımların problemlerinden biri o. Bence Fenerbahçe'nin de gelişim göstermesi gereken konulardan biri o. Beşiktaş zaten bir pres takımı olduğu için bunu elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. Ama mesela Beşiktaş'ın da kontra presinden ziyade ben öndeki genel baskısının daha yukarıda olduğunu düşünüyorum. Zaten gegen presa biraz şey, çok iyi yerleşim isteyen bir şey. Yani iyi yerleşemediğin zaman rakip yarı sahaya... Ulegen presi ya da işte karşı presi, kontra presi yapma şansın ortaya çıkmıyor. Hep söylüyorum ben. Peter Kravitz'in çok güzel bir şeyi var. Ee, röportajı var. İngiltere basında birine vermiş. Hatırlamıyorum. Hangi gazete olduğunu hatırlamıyorum ama şey demişti. Yani bunun geçti, geçen sene verdi bu röportajı. Son bir, bu, bir, bir, buçuk yıl dedi. Yani son iki buçuk yıldan kas şey yapıyor, kastediyor. Topa sahip olma oyunumuz yukarı çıktı. Daha hakimiz. Daha fazla topla oynuyoruz. Ee, daha iyi domine ediyoruz oyunu oyunu bu kadar iyi domine etmemiz, oyuna bu kadar hakim olmamız kontra presimizi de yukarı çıkartıyor. Çünkü sahaya çok daha yerleştikçe, o şablonu iyice ortaya çıkardıkça kaybettiğimiz yerde doğru yapıyla, doğru şablonla tekrar geri kazanmak daha kolay oluyor diyor. Yani kazan, kaybettiğin topu geri kazanmak için de çok doğru bir şekilde yerleşmek ve orada biraz kalabilmek önemlidir. Galatasaray'ın bu yönden gelişimi var ama bunu daha yukarıya çıkarması için o yönden de daha yerleşerek bazı periyotlarda oynaması gerekiyor bence. E, dediğine şöyle bir ekleme yapabilirim Napoli maçından sonra e, işte Yürgen Kropa şey diye sordular hani neden takım bu kadar rahat dağılıyor diye. Çünkü kontrapresi iyi yapamıyoruz, yeteri Hı. kadar kompakt değiliz, çok geniş kalıyoruz. Geniş kaldığımız için de yani savunma çizgimiz çok öndeymiş gibi gözüküyor. Ama aslında bizim savunma çizgimiz önde olmalı, yerleşip orada oynamalıyız. Yerleşip orada oynamak için aslında e, sekenleri toplamalıyız, Kontrapresi çok iyi yapmalıyız demişti. Aslında oyunun hep iki fazla olduğuna dair iyi bir örnek. Bir de sen Galatasaray hakkında konuşurken şu aklıma geldi. Ee, sanki roller hala deneniyor gibi. Normal. Zaten ister istemez Okan Buruk da çok geç geldi. Transferler son güne kadar geldi. Hı hı. Mesela Kerem sezon başında biraz da iç koridorlarda oynarken son iki hafta belki biraz daha topu genişten alarak etkinlik gösteriyor. Yani geçen hafta belki yine çok etkili değildi ama biraz daha kanatta alıyordu. Bu maç tamamen topu kanattan alarak Van Aanholt'un biraz daha içeride konumlanarak aksiyon aldığını gördük. Yani rollerin de oturması oyuncular özelinde değil, ona birazdan geliriz yeni <laughs> transferlerle. ama şu an mevcut kadroda da belli rollerin oturmadığını ya da oturması için zamana ihtiyaç duyduğu da bir gerçek gibi. E, evet, hoca değiştiriyor bazı şeyleri. Yani dün ilk yarım saat özellikle sürekli kenarda topu aldı Kerem. Sonra ilk yarım saatten sonra biraz içeri girdi falan, altın daha fazla çıkmaya başladığını gördük. Rotasyon yapıyor iki çizgide de. Yani işte bazen çizgide Kerem oluyor, bazen Kerem içeri giriyor, fanal çıkıyor. Aynı şey şeyde de geçer, kenarda da geçer. Yani net bir şekilde dün mesela e, Yunus bir içeri kat eden, içeride merkezleşen bir kenar oyuncusu gibi oynadı. Saşa Boya kenarı kullandı çizgiyi. Ama bazen topu kenarda çizgide istiyor. Çizgide istediği zaman Saşa'nın içeri koşu attığını görüyoruz. Yani bek ön tarafla alakalı maç içi rotasyonlar var. Ama bence de Kerem konusunda bazı şeyleri değiştirmiş gibi gözüküyor. Özellikle bu maç onun daha net bir şekilde gördük. Ee, ve yani Kerem mükemmel iki gole imza attı. İkinci yarıda yani ikinci zaten inanılmaz bir gol de. Ee, çok güzel goller. Ama o golleri atmasa bile mesela ilk 45 dakikadaki performansı ki eleştirildi yine. Olabilir. Yunus ilk 45 dakikada eleştirildi bazı tercihleri nedeniyle. Ama ilk 45 dakikada ben oyun içinde çok daha fazla gördüm e, Kerem'i. Bu da topu daha fazla çizgi alması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir ki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yani iki oyuncuyu da ikisinde beraber işaret kullanmanın çok bir şey getirmediğini görmüş olabilir Okan Buruk. E dilersen buradan haftanın en azısına geçelim Yusuf Demir geldiği gibi net bir etki yarattı. Aynen. Ee, yani kalitesini net bir şekilde gösterdi ki Galatasaray'ın sezon başından beri bunu söyleyebilir sanki İşler çok da iyi gitmediği zaman kaliteyi bir şekilde arttırıp gol bulduğu, tempo yukarı çıkarttığı, sekansları izledik ve şu an gerçekten Süper Lig standartlarına göre çok çok kaliteli bir kadroya sahipler. Yusuf Demir de o eklemelerden biri oldu sanki. Evet yani 15 dakika oynadı sadece. 15 dakikadan bir şey çıkarmak çok kolay değildir. Yani oyun, oyuncunun öncesini biliyoruz. Ama sadece 15 dakika ile alakalı bile değerlendirme yapılabilir. Yani e, bayağı şey gösterdi çeyrek saat için. Çok genç oyuncu ama yani yeteneği zaten 5 dakikada kendisini belli ediyor o yeteneğin verdiği kendine güven benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biriydi. Yani 15 dakikada yeni bir oyuncu ilk kez Galatasaray forması giyerken ya bu kadar herhalde maçın içinde olabilir. Yani sürekli oyun içindeydi. Verdi, hareket etti, verdi, hareket etti, koştu. Savunma arkasına koştu, orta sahanın arkasına geçti. Ondan seken topu için çok şey gördük yani böyle... Ee, Teyakkuzda olduğunu gördük saha içerisinde. Sürekli oyun içindeydi. Bu kadar 15 dakikayı yoğun bir şekilde oynaması benim dikkatimi çeken noktalardan biriydi. Bunun içinde net bir kendine güven var. O kendine güven içinde net bir zaten büyük yetenek var. Bunların hepsinin birleştiğini görüyoruz ve onu standart üstü bir fizik kaliteli de desteklediğini söyleyebiliriz. Yani yere sağlam basan bir oyuncu. Daha net görebilir. Yani 90 dakikada daha net ortaya çıkar. Muhtemelen fiziksel zayıflıkları zaman zaman ön plana çıkar. Uzun süre oynadığı zaman. 0'dan 60, 0'dan 90, 0'dan 75 dakika. O Oynadığı zaman fiziğiyle alakalı daha olumsuz şeyler söyleyebiliriz. Ama 15 dakika da yere sağlam basışı, ağırlık merkezinin biraz düşük bir oyuncu olması... Ee, ...o yönden yaşına göre Türk oyuncuların, genç Türk oyuncuların standartını düşününce... ...standartın biraz üzerinde gibi, hatta bir hayli üzerinde gibi geldi bana. Ee, bu da bir artı olacaktır onun sürelerini arttırma yönünden. Ee, ama tabii rotasyon biraz zorlayacak Okan Hoca'yı. Yabancı olduğu için. E Tabii. Ki ya, zaten Kerem ve Yunus'un arkasında kesinlikle birisinin olması gerektiği konuşuluyordu. Hı -hı. Orada da bir ne olursa olsun yerliyi çıkartıp yabancı koyma gereksinimi de oluşuyor. O açıdan zorlu. Biraz zorlu. Şey yani çok geniş bir kadrosu var Galatasaray'ın. Ee, yetenek seviyesini çok yukarı çıkardı yaptığı transferlerle. Ama e, bu kadar geniş bir kadro haftada tek maç için gerekli mi onu biraz zaman içerisinde göreceğiz. Haftada bir maç oynayan bir takım için her pozisyonun en az 2, en az 1 yediğinin olması biraz garip duruyor. Yani 3 tane saldırıfor var Galatasaray'ın kullanacağı şu anda ve biri oynayacak. Biri oynayacak yani Seferovic, Icardi, Gomis biri oynayacak. Gomis şu anda takımın en golcü oyuncusu. Yani dün Kerem golleri atana kadar Gomis dışında golü yoktu e, herhangi bir oyuncunun mesela. 3 tane santriforu var, biri oynayacak. Solda Kerem var, arkasında Reşitsa. Sağda Yunus, e, Yunus var, arkasında Yusuf. Ortada Mertens, arkasında Mata. E, Merkez Oliveira Torreira, arkasında Mitsu. Berkan. Bak daha Barış Alper'e falan gelmedim. Daha oralarda 3. opsiyonlar da var. Hafta tek maç oynuyorsun. Her pozisyonunda iki oyuncu var ve her pozisyonun ikinci oyuncusu direkt 11 e oynamak isteyecek oyuncular neredeyse. Hepsi öyle ya. Dolayısıyla çok kolay olmayacaktır o konu Hoca'nın işi. Buradan dilersen en hızlı bölümümüzü kapatalım. Biraz aslında Türkiye'nin de gündemine geçeceğim, Eurobasket'e geçeceğim ama öncesinde Tabii. bir sevgili Sokrates'in deneyimli editörlerinden Ardan'ın çok özel bir deneyimi paylaşmak istiyorum Türknetle. Hem deneyimli hem önemli deneyim, evet. Kendisi hani. Gürcistan maçıyla alakalı bir şeyler anlatmıştı, o sırada e, erkek voleybol takımının da maçı vardı. İkisini aynı anda izleyip, e, çok muntazam şekilde <laughs> iki maçı da takip edebilmiş Türknet sayesinde. Yeni geçti <laughs> Türknet'e kendisi. Neredeydin Türknet demiş, o iki maçı takip ettikten sonra. E, Arda'ya da kulübe hoş geldin diyelim o zaman. Tabi, burada kulübe yeni üye olmak isteyen kişiler için de Tardini Büfe'ye özel. Bir ay ücretsiz internetten faydalanabilmek hala mümkün. Aşağıdaki linke tıklayarak altyapını sorgulayabilirsiniz. Ee, Taahhütsüz bir deneyim sunuyor aynı zamanda TürkNet. Bu da çok evet. güzel ee, özelliklerinden birisi internetin. Diyelim e, kapatayım bir de Eurobasket'i açtım bilerek buradan bağladım. Ee, ne düşünüyorsun? Türkiye-Fransa ile alakalı. Üzüldüm ya Vallahi yani ne diyeyim. Ee, üzücü bir maçtı gerçekten. Hele sonrasındaki sonuçlar... Abi herkes elendi yani. bir e, elendi evet İtalya. Eşleşecektik, değil mi? İtalya çıktı mesela. Yani şimdi bilmiyorum da İtalya'nın kadrosuna bakıyorum. Ya yani benim bazı şeyleri bilmemem anormal değil ama bir Sırbistan'da değil yani kadro olarak. Sanki alabileceğimiz bir de rakip, alabileceğimiz bir takım gibi geldi. Daha çok şansımız olabilirmiş. Yani bu kadar pis bir şekilde kaybedip e, sonrasında olanlar da mesela Finlandiya şey eliyor, Hırvatistan'a eliyor. Çek Cumhuriyeti az daha Kime eliyordu dün? Yunanistan. Yunanistan'ı eliyordu. Yani bütün favoriler eliniyordu neredeyse. Bir anda böyle madalya falan önüne çıkacak takım ki yani madalya şansı olurmuş İtalya maçıyla beraber çeyrek finalde. Çünkü yendiğin anda son dörde kalıyorsun zaten. Ondan sonra iki tane şansın var. iki maç şansın var madalya, madalya için. Biraz üzgünüm. Biraz kırgınlık oluyor tabii. Yani insan daha böyle yıldız oyunculardan daha iyi reaksiyonlar bekliyor da Yani serbest atış kaçırırsın abi önemli değil de. Herkes kaçırır ama bir tanesini atsak, bir tanesini atsak yetiyor bence. Yani onu, ondan sonra topu kenardan oyuna kötü sokuyoruz. Elini almıyor bazı oyuncularımız topları. Oralarda e, üzüntü seviyesi biraz daha yukarı çıkıyor. Ya bence çok anormal değil genel olarak beklentiyi ayarlayamamakla alakalı bir şey. Yani çok o oyunculardan da çok bunlar beklenmemeli belki de. O ayrı ama görüyorsun ki oyuncuların kendilerinden bunun beklenmesine dair bir beklenti var. Orası ha, sıkıntı zaten. O, o tabii o olabilir. Şimdi eğer oyuncular kendilerinden bunun beklenmesini bekliyorsa o zaman ben de onlardan başka şeyler bekliyorum. çünkü evet. beklenti biraz karşılıklı şeydir biliyorsun yani. Evet. Vermeden alamazsın. Ee, sen bir şeyi arz ediyorsan ben de onu talep ederim senden. Ya evet o açıdan bakınca katılıyorum dediğine ama hani çok da şaşırtıcı değil bence yaşananlar. Sonuçta serbest atış zaten oyunun gerçeği kaçabilir. Ama iki tane de kaçmaz bir abi neyse. Neyse bunu Eurobasket günlüğünde daha iyi değerlendirir işin uzmanları biz kendi konumuza devam edelim. Biraz aslında Galatasaray'ın transferlerinden konuştuk. Genel olarak Türkiye'de de transfer dönemi sona erdi ve Galatasaray çok sert bir bitiriş yaptı. Pek çok oyuncuyu kattı. Genel Türkiye'deki transfer gündemini nasıl değerlendiriyorsun? Öyle bir pas atayım sana. Çılgınlık abi yani, çılgınlık. Her sezon aynı şey olmaya devam ediyor. Ee, çok ya benim hayal dahi etmediğim bir e, aktiviteydi bu. Sezonun başında konuşuyorduk yani transferlerde yani bu kadar para var mı nasıl var vesaire derken ortaya yine çok acayip bir ekim çıktı. Ee, sen bir liste çıkardın Twitter'da. Arhan Atapileboğlu'nun Twitter hesabına girerseniz e, görebilirsiniz bu çalışmayı. Biraz negatif infial de yarattı. Ya olabilir no, şey ama sen orada objektif şeyleri koydun yani her şey harcadan çok fazla para var hı hı. işte Galatasaray'ın son açıkladığı Mayıs, yani Dursun'un Özbek geldikten sonra bir açıklama yapıldı. Borçlar işte şeyler indikten sonra 2.7 milyar gibi gözüküyor. Fenerbahçe'de 6.5 milyar lira gibi gözüküyor. İşte diğer takımlarda Beşiktaş'ta vesaire onun arası. Ee, bu kadar büyük borçlar varken takım başı 50 milyon euroluk böyle ekonomik taahhütün altına girmek, bonservis ve e, oyuncu maaşları ile birlikte. Sadece transferlerden bahsediyorum bu arada. Tabi içeride de bir sürü oyuncu maaşı Tabii, var bu orada. Biraz fazla e, mevcut konjonktürde bunu nasıl çıkaracaklar bilmiyoruz. E, sana mesela şöyle bir şey, ya hazırladığınız şeyde gelirler yok demiş insanlar. Evet. Demişler ki sen harcamaları göstermişsin sadece. Fenerbahçe mesela 50 milyon euro harcadı toplamda ama 20 milyon euro Kim ceden aldı? Bak bu doğru bir şey e, ve objektif bir şey söylen, <laughs> söylenen diye söylenen. Ama şöyle bir şey söylerim ben de o zaman. Ee, aynı şeyi mesela Galatasaray'da söylemiş Marka, marka ile alakalı. Tarzı. 20 milyon euro kazanıyor Fenerbahçe ama Kim bir asetti zaten Fenerbahçe'nin elinde. Kim sattıktan sonra yerine mesela Kim gibi satabileceği bir aset koydu mu Fenerbahçe gelen oyuncular arasından? Koymadı. Bence koymadı. Galatasaray Marka'yı yolladı. Elindeki en değerli asetti. Gelen oyunculardan Yusuf Demir, onu aday. Evet. İşte bir tane Danimarkalı bir soper aldı Galatasaray. Ee, o belki bir aday. Ama ne o Nelson ve marka şeyinde gözüküyor, potansiyelinde gözüküyor. Sadece Yusuf Demir var ve Yusuf Demir'e de 6 milyon euro bonservis verildi. Dolayısıyla yani o tarz hareketleri yaparken, o tarz satışları yaparken gelen oyuncular arasından da benzer bir profil var mı? Yani çünkü Kimi sattığın anda abi senin bir transfer sezonu geçiriyorsan yerine aynısını koyman lazım. Bunu 2-3 ay önce ben konuştum. Kimi örneğinde de verdim. Marka özeninde de söyledim. Ya bu takımlar, bu oyuncular gidecek dedim bir noktada. Yerine anında benzer profili koymaları lazım. Koydular mı? Göreceğiz Ya Dali markalı oyuncuyu göreceğiz uzun vadede. Ama o da zaten daha çok bir Nelson ikamesi gibi. Yani Nelson Ocak ayında Dünya Kupası'ndan sonra satılırsa onun arkasında doldurmak için yapılmış bir hamle gibi gözüküyor. Marka Kim Minjai'nin arkası doldurulmadı. Hı. Zaten Kim Mijen zaten işte Vitor Pereira sayesinde geldi. Çok abi, onu bırak hadi her şeye geç. Her takım 13 yani o 4 büyük takımımızın toplam yaptığı transfer sayısı 50 civarı. Senin gösterdiğin ortaya çıkardığın tabloda Galatasaray'ın 13 tane transferi var. Fenerbahçe'nin 12 tane transferi var. Beşiktaş'ın 12 civarı. Trabzonspor'un şampiyon kadro 12-13 tane transfer var. Yani bu şu demek. Zaten kadrolar 25 kişilik ki Türkiye'de bazı takımların kadrosu 30 kişilik yarısını değiştiriyorsa anlamına geliyor. Ya yani şampiyon bir takım bile yarısını değiştiriyorsa kadronun garip. Hadi Galatasaray başarısızdı, Fenerbahçe beklediğini bulamadı, Beşiktaş beklediğini hiç bulamadı. Anlıyorum. Yarısını değiştirdi o yüzden. Tamam. Kötü sezon geçirdiler. Ve bir önceki seneye git, Galatasaray yine bir önceki sezon 10 tane transfer yapmış. Bir öncesine git. 12 tane yapmış. Ondan öncesine git. 9 tane yapmış. Yani hep 10, hep 10 10 10 gidiyor. Fenerbahçe için aynı şey geçerli. Bir önceye gidiyorsun, geçen sezon 10. Bir önceye gidiyorsun 15 falan var bir sezon. Yani her sezon 10 tane transfer yapmaya devam ediyor bu takımlar. Yani şöyle bir örnek. E zaten nasıl olacak abi 6 milyar lira borç başka türlü. Evet. Her sezon 10 tane 10 tane ala ala 6 milyar lira borç oluyor. Şimdi çok memnun Galatasaray taraftarı. Fenerbahçe taraftarı da memnun büyük ihtimalle. Ben transfer böyle bir şey abi zaten. Yani sırf memnuniyet pompalayan bir şey. Kısa vadede. Şampiyonluktan daha fazla memnuniyet yarattığını, mutluluk yarattığını ben söylüyorum daha uzun vadeli şey yapıyor. İçinde umut var çünkü. İçinde şampiyonluktan daha fazlası var transferin. Ya yani Mertens gelince oraya eee İsvolu Icardi alınca Türkiye'deki şampiyonluktan ötesini umut ettiriyor sana. Ama e, bu kadar transfer çılgınlığıyla uzun vadede sorun görüyorum ben. Ya zaten ben de mesela tablo hazırlarken gelirlerin elbette koyulabileceğini hissetmiştim. Ama orada aslında göstermek istediğim şey ne yazık ki kulüpler marka hakim Minje gibi oyuncular her sene satamıyor. Yani 18-20 milyon liralık her, her sene satış şey şey, yapamıyorlar. Zaten böyle bir Çok talepleri adil. de yok. Yani ben gideyim marka alayım dendiğinde bile olay çıkıyor. Galatasaray aldığında Portekiz Ligi'nin sonuncusundan stoper malınları demişti. Kim Minje'ye geldiğinde Çin'den adam malınır de, denmişti. Zaten kulüplerin aslında böyle bir talepleri yok. Bir aksiyon alıp böyle bir şey yapıyorlar ve o satışlar nadir oluyor ama bahsettiğin gibi oyuncu giderleri yani maaşlar her sene zaten 10 11 12 tane oyuncu geliyor ve bunların çok azı 1-2'ye oynuyor neredeyse 2.5 2-3 vesaire gibi. Onu aslında biraz göstermiştim ve sabit olan şey şampiyonluk. Ya şampiyon olmak için oynuyor takımlar bu oyunu ve şampiyonluk gelirlerinde hiçbir şey olmadığı birlikten bahsediyoruz. Yoksa tabii ki oyuncu gelirleri geldi ama hani seneye de muhtemelen bakalım. Ya inşallah bütün kulüpler satar ama çok fazla satabilecekler mi? Satarlarsa bile alacakları oyuncular işte Marka gibi, Kim gibi mi olacak? Yoksa yine işte çok yüksek yüksek bonservisi ya da yüksek maaşlı biraz daha veteran oyuncular mı olacak? Sorun bu bence zaten. Her Hepsi harcıyor 50 milyon euro. Hadi Galatasaray Fenerbahçe burada 50 milyon euro. Beşiktaş'ın biraz daha az. 27-28. Trabzon 20-25 civarı. Ama borçlar mevcut. Sadece bir şampiyon oluyor abi. olduğunda e, da 6 milyon euro kazanıyorsun. Hadi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen şimdi. ha, evet. Diğer ikisi üçü başarısı olmaya mahkum. Zaten. Öyle ad edilmeye mahkum. Onun dışında e, şampiyon da şampiyonlar ligine gidemiyor. İşte mesela deniyordu ki şampiyonlar ligine gidiliyor. 6 milyon euro olarak bakma. <laughs> %100 katılıyorum artık ona da gidemiyorsun. Ben bakalım. E, dediğim gibi ya, bu takımlardan biri şampiyon olacak ve o başarılı olacak. Ama e, önümüzdeki sezonlarda bu yapılan harcamalar bu dolar kuruyla gelecekte ekonomik yönden ne olacağı belirsizken Nasıl yükler getirecek onu göreceğiz. O zaman buradan hani Premier Lig konuşmadık ama hani biraz Chelsea'den bahsettin. Graham Potter, Avrupa lokalinde de biraz değinmeye çalışmıştık. Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu. Brighton'a veda ederken de hani çok büyük bir fırsat benim için. Sıkı, sıkı sıkıya sarılmak istedim dedi. Ki hocanın kariyer gelişimini görünce ee, Öster Schultz, Swansea ve Brighton gerçekten de aklı çok kazıyarak geldi buraya yani. Çok güzel bir hikaye. Bayılıyorum o hikayeye gerçekten. Çünkü hiç unutmam yani daha önce anlatmıştım bunu. Ee, o yüzden bir kez daha söyleyebilirim. Graham Potter Österşunus döneminde takip etmek durumunda olduğum bir takımdı yani bir dönem. Yani çok izleme e, durumum olmuştu. E, o yüzden de Galatasaray Österşunus'la eşleştiğinde e, var olan algıya karşı bir şey de yazmıştım Twitter'da. Yani o kadar kolay takım olmayabilir çünkü oradan birkaç oyuncu izliyordum. Ve o oyuncuları izlerken o takımın da özel bir takım, kendi standartlarına göre özel bir takım olduğunu fark etmiştim. Dolayısıyla ee, orada ortaya çıkardığı hikaye de mükemmel ki Galatasaray'a dedikten sonra işte UEFA Avrupa yeni çıktığı grup, Arsenal maçları falan, Arsenal'e yaşattıkları... Zaten aslında o Arsenal maçları belki de kendisini İngiltere'ye gösterdi. Tabii pazara... Yani, bir şey. Muhtemelen birçok insan farkındaydı çünkü İsveç Premier Lig şeyi bağı çok yüksektir. Ta 1980'lere gider. Royalsın'ın İsveç'e gitmesi, orada çalıştığı dönemlere gider. Hatta Royalsın'ın mesela futbolu İsveç'e götürdüğü söylenir. E, o yüzden çok yakın bir bağ vardır İsveç'le Premier Lig ve İngiltere arasında. Ve açık ara İsveç'te açık ara en çok izlenen ligdir mesela Premier Lig. Dolayısıyla mutlaka Graham Potter biliniyordu ama oradaki o performanslar Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde o gruptan çıkışı çok zor e, gruptan çıkmayı başarmıştı. Ve Arsenal maçları kendisini net bir şekilde gösterdi ve tanıttı. E, İngiltere medyasında ve İngiltere taraftarlarına muhtemelen İngiltere e, futbol camiasına. Ondan sonra Brighton'a gelişi, Brighton'ın çok doğru bir organizasyon, yani zaten doğru bir organizasyon olduğu için Grand Potter'a gittiler büyük ihtimalle. Aldılar. Yani ben hep söylüyorum Premier Lig'in en iyi transfer yapılanmalarından birine sahip. Fiyat performans yönünden muhtemelen zirve bile olabilir. E, Brighton. O da bir şans oldu hoca için. Orada sürekli üzerine koydu, 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 koydu ve Chelsea'ye geldi. Yani gerçekten dişlerinden şey, tırnaklarıyla kazıya kazıya alınmış bir e, takım ve başarı. Çünkü gittiğinde dördüncülük de Östersunuz. Oradan çıkartıyor hızlı bir şekilde. Hatta bir röportajını okumuşum Guardian'da. İlk gittiğinde hiçbir şey yok kulüpte abi. Yani zaten bir dördüncü İsveç dördüncü lig kulübünde, dördüncü küme takımında ne olabilir ki? Olmaz hiçbir şey. Yani video izleme aygıtı yokmuş abi kulüpte. O yüzden bir oyuncunun kasetini dahi izleme ihtimali yokmuş. Onu bırak. O kaseti elde etme şansı da çok fazla olmadığı için boş zamanlarında işte ülke içi araştırma yaparken arabasını atlıyormuş. 250 km, 300 km, 400 km yol yapıp oyuncu izlemeye gidiyormuş tek başına yani. Ve orada, orada e, Coach Voice'da da kendi yazdığı bir şey var. Bu sırada eşi hamile ya da yeni doğum yapmış. Yani kendi alevi açısından da çok rahat bir dönemde değil. Değil. Ve yani o yazıda var mı bilmiyorum o, e, eşi sıkıntı yaşıyor. E, o dönem hatta umutsuz oluyor İsveç'te diyebiliyor. Evet dönmek biliyor. istiyor çünkü çok dönmek soğuk he. ve felaket bir iklime denk geliyorlar ilk geldiğinde. Dönmek istiyor, evet sonra kalıyor işte Grand Prix'i ikna ediyor, bir şey oluyor. Sonra şampiyonluklardan sonra galiba ya da böyle zirveliğe çıktıktan sonra Öztelçun taraftarı eşine dair de bir şey yapıyor, tezahürat falan yapıyor böyle stada geldiği zaman. E, gönlünü alıyorlar işte çok büyük yani teşekkür ediyorlar falan çünkü Eşinin o kadar mutsuzken kalmayı kabul etmesiyle beraber o serüven devam ediyor Grand Potter için. Ya bunlar çok güzel şeyler. ve ee, Çok ideal profil. Zaten bunu detaylandırırız ama benim en sevdiğim şey Grand Potter'da. Yani müthiş bir taktiksel zihin olmasının dışında hep şeyi konuşuyoruz ya. Guardiola ve Klopp için ve bazı başka teknik direktörler için Conte için de bunu söyleyebiliriz oyuncu geliştirme yani elindeki oyuncuların birçoğunu geliştirip yukarı çıkarma hadisesini Graham Potter Özter Şunsa da yaptı. Yani şu Ken Sema'yı, Saman vesaire olduğundan daha yukarıda gösterdi muhtemelen. Daha yukarı çıkardı kendisi içerisinde. Brighton'da da sürekli bunu yapan bir oyuncu, e, teknik adam gördük. Yani abi bak Kureyi transfer ettik. Kukure'yi 6 ay içerisinde 3 savunmanın sol stoperi olarak oynamaya başladı. Ya yani kolay bir şey değildir. Yani bir sol beki alıp 3-4 ayda sol stoper olarak görev yapacak bir konuma getirmek çok kolay bir şey değildir. Yani Solimarç onun elinde e, ondan önce klasik bir 4-4-2 kenarıydı. Yani ne 4-3 kenarı olabilirdi ne başka bir şey olabilirdi. Sadece 4-4-2'nin kenarında oynayabilen sol ayaklı sadece sol çizgi oynayabilen bir oyuncuydu. Üçlü savunmanın sağ kanat peki falan yapmaya başladı şey Solimarç'ı. E, ee, Bisuma. Bissuma. Dunburn transfer yaptı. Bir de transfer de yapıyor. E öyle. McAllister aldı 10 numara. Santrafor orijini olan bir oyuncu 6 numara yaptı. Savunma önünde oynatmaya başladı. Pascal Gross abi. Bir, yani sadece orta saha oynayan bir oyuncuydu. 10 numara orta saha. Merkez orta saha. Sağ kanat peki yaptı. 4-4-2 kenarı yaptı. Bir tane maçı ilk 11'de başladı. Bir maç hatırlamıyorum ya. Sağ bir maç var abi 4-4-4 savunmanın. Pascal Gross. Ha, yani o kadar fazla oyuncuya dokunuyor ki e, ve o kadar fazla oyuncuyu değiştirdi ki, geliştirdi ki benim en sevdiğim şey budur bir teknik adamda. Başarılarımı da önüne koyarım ben bunu. Yani kupa kazanamayan bir teknik adam için eğer bunu yapmayı başarıyorsa benim için birçok kupa kazanan teknik adamdan yukarıdadır mesela. Glenn Potter bunları yapmayı başarmış bir teknik adam. Chelsea'de de ben bu işlere devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden çok büyük şans Chelsea oyuncuları için. Ee, kesinlikle bir böyle Brighton kadrosuna bakarken düşündüm. Ya Bissouma, Ben White, Mopey, Kukureya her yere çok büyük transferler yapmış. Şöyle bir göz gezdirince bu bile yapıyı ne kadar yukarı çıkartabildiğini ve standart Tabii. oyuncuları ne kadar yukarı çıkabildiğine iyi bir örnek. Yedim. Ben White'i defansif orta saha yaptı. Yani sahada bayağı oynadığı var. Bak Evi Suma da şöyle performansı yukarı çıkarması dışında ee, aynı zamanda şey geldiğinde bir box to Mesafede oynayan bir 8 numaraydı. Dripping için. Nabi, Nabi Keita'nın biraz daha böyle fizik yüksek bir oyuncusuydu. profil olarak. Evi Suma bir 6 numara olduğundan sonra. Yani böyle tam bir tutucu holding orta saha. Hane geldi yani. Savunma önünü tutan, belirli bir pozisyonu, belirli bir alanı çok iyi koruyan ve orada aldığı toplarla bir de ayağı çok iyi çıkabilen bir oyuncu hale geldi. Bunların hepsi çok büyük işler. Biraz hızlanıyorum. Tabii. Bundesliga Bayern Münih'e geçiyorum. Üst üste üçüncü maçlarından da galibiyetle ayrılamadılar. Nasıl buluyorsun yapıyı? Yine aslında biraz Avrupa lokalinde konuştuk. Ee, enteresan olan şeyler var demiştin. Hani genişliği solda Alphonso Davies ile, sağda Coman ile, sağ kanatla veriyor. Presine biraz dikkat çekmiştin. Onları detaylandırabiliriz dilersen. Evet. Yani en başta Santriforçsuz bir oyuna geçti Gülen'le Gelsman. Ve çok da iyi başladı sezonu ama son 3 maç beraberlik ligde. O biraz beklenmedik yani. 3 maç üst üste kazanamaması ee, biraz garip duruyor ne olursa olsun. Ama kazanamadığı maçlara bakınca da yani puan kaybını hak eden maçlar olduğunu söylemek çok kolay değil. Çok domine edip maçları kazanamıyor. Bu direkt 9 numara eksikliğine bağlanabilir. Yani Avrupa Lig'inde zaten bunu konuşmuştum. Yine bu haftada gol beklentisinin altında gol ürettiği bir maç oynadı. nokta ee, 2.2. Evet. Ki o 2.2'den 3 falan çıkartırsın çok rahat. Tabii. Ve son 3 maç, yani 3 ma puan kaybında da gol beklentisinin altında kalan sezon başından beri oynadığı hemen hemen bütün maçlarda, ya birçok maçta daha doğrusu, maçların çoğunluğunda gol beklentisinin altında kaldı diyebiliriz. Sezon başında altıları falan dörtleri var da oralarda muhtemelen yukarı çıktılar. Ama daha fazla sayıda mesela Inter maçı bile işte 2-0'lık maç orada bile 2.7'lik bir gol beklentisinin altında kalmışlardı yine. Yani 3-4 bulabilecekleri pozisyonları aslında yapamadıklarını gösteriyor bu. Bu bir 9 numara eksiği olarak değerlendirilebilir. çok farklı rotasyonlar yapıyor. Hoca. Klasik. Aynen. sezon başı bir 4-2-2-2 gibi, gibi başladı. Ee, ama orada da yani Mane, Santrafor'a geçiyor. işte yine iç kulvarları dolduran oyuncular genellikle Thomas Müller, Leroy Sané oynadığı zaman e, bazen Gnabry, Kovan ve Gnabry genelde çizilen oyunu genişleten oyuncu. E, yani Solbeck, sağ soper, sağ ön yapmaya devam ediyor. E, oyunu genişleten oyuncular yani. açısından. Ama yani e, ya biraz şey ya, skorlarla alakalı olabilir bu. Ama Mani Yenuş'u kullanmak ee, uzun vadede başka opsiyonları düşünmesini sağlayabilir. Ama onun dışında yani önde çok hareketli bir yapı var. Zaten Müller'in olduğu yapılar. Hepsi öyle bir de. de öyle. Leroy Sane de öyle. Bence sen o, de öyle. iç koridorlarda kendini inanılmaz geliştirmiş. Evet çok genişlik veriyordu sitede. Şu an tamamen 3 oyuncusu. Bu değişim şeyle başladı. Hans Flick'le başladı. Ama ne gelsmanla eriyor gibi. Ee, e, Inter'e attıkları gol mesela. O küçük ceplerde inanılmaz. ikinci gol. Hı, -hı. Michael Kuss'un onunla alakalı bir yazısı var. Yani tamamen Inter Barcelona maçını, işte Inter Bayern maçını Leroy Sané'nin o rolü üzerinden e, okumuş zaten. Önemli. Ee, Birçok şey gelişiyor. Ama o opsiyonları artırmak mantıklı olabilir. Mesela son maç işte Mane'yi dinlendirdi. Müller en başladı. Musiala var bir Muziyala, de. Musiala, Musiala merkezi çok iyi oynayan bir oyuncu haline geldi. E şey bağlantısını çok fazla yapıyor geride oyun kurarken. Baskı yani onu da konuştuk. Beşliğe karşı dörtlü oyun kuruyor. Risk alıyor arkada. Bayan ama o 3 artı 1'i tamamen oturtmuş durumda. Ya yani genelde böyle sol, mesela üçlü oyun kurduğu zaman sol soferli Lucas Hernandez gibi. Lucas Hernandez kimlik bağlantısını çok kullanıyorlar. E, Lucas Alfonso bağlantısını çok kullanıyorlar. E, Upamecano da daha fazla Goreska'ya ve şey çıkıyor. Gnabry'e çıkıyor. Yani işte sağ çizgide oyunu geçten kimse ona çıkıyor. O bağlantılar üzerinden oyun kuruyorlar. E, ama bu 3 artı 1 devam ederse ki 5'li savunmalara karşı genellikle bunu yapıyor. Yülen e, ee, zaman zaman iyi karşılama yapan takımlara karşı GL'den oyun kurarken bu riski alan, e, Bayern'i de cezalandıran takımlar görebiliriz ilerleyen süreçte. Ee, Bayern'den biraz konuştuk. Aslında Inter'le de onlar oynadılar. Ve Inter'de de işler çok çok iyi gitmiyor. Turnuvaya karşı kazandılar ama son 5 resmi maçta ikinci galibiyetleri oldu bu. Evet. Yani, yine kriz maçıydı aslında. Bayağı krizde giden bir maçtı. E, maçın... Ya, zaten zor bir rakip torunu Hele işler böyle sezon başı çok iyi başlamamışken daha da zor bir rakip haline geliyor sizin için. İçeride dışarıda fark etmez Torino'ya karşı. Kiuric de aldığı ceza nedeniyle şeydi. Yani yedek kulübesinde değildi. Ee, buna rağmen bayağı iyi çıkardı. Yani 45 dakika tam Torino istediği gibi gitti. İkinci yarının başı bence Torino istediği gibiydi. Böyle e, Inter 65-70'ten sonra bir reaksiyon verdi. Beklenen reaksiyonu orada verebildiler. İlk 70 dakika neredeyse reaksiyon göremedik Inter'den. Yani sorunlar devam ediyor. Ee, sürekli yeni denemeler yapıyor. Yani arkada çok fazla deneme yapmaya başladı insanı. Çünkü savunmadan memnun değil. Çok gol yiyorlar. yani bir Damrosu'yu koydu, bir şeyi koyuyor, Di koyuyor. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor orada. Farklı yani ana stoperlerinden de farklı karışımlar çıkarmaya çalışıyor. Sol kanat e hiç memnun değil. Perişi gittiğinden beri oraya birini bulamamış değil. Dimarco, Ruben, şey, Robin Gosens, Darmian. Darmian. Ee, ki üçüncü tercih. Yani belki de hatta ikinci tercih ya da. Bir türlü beklediğini alabilmiş değil. Ee, sağ kanat pek için bile aynı şeyi söylemek mümkün. Yani Dumfries orada net gözüküyor ama performans ne kadar yeterli tartışmaya açık. Yani savunma problem. Dumfries'in üretkenlik de bence problem. Ee, çok iyi bir yapıda, çok iyi bir yapıda işleyen bir parça olabilir ama biraz arıza gösteren bir takımda Dumfries'in oyun yetersizlikleri ortaya çıkmaya aday hale geliyor. Bunu gösteriyor Inter öyle bir ortamda sıkıntıydı. maçın şöyle bir şansızlığı var bizim açımızdan. Abi Emirhan'ın sayı atlatmış 5 gibi. Hoca yani Yuri çattı muhtemelen ee, söyleyerek. Şimdi Emirhan'ın girmesiyle alakası var mı bilmiyorum. Inter'in yoksa verdiği reaksiyon mu Emirhan'ın oyuna girişiyle beraber örtüştü bilmiyorum. Ama yani iki pivot'tan biri yapması Emirhan'ı muhtemelen biraz zayıflattı şeyi. Merkezi zayıflattı. Ondan sonra Inter oyunu daha rahat domine etmiş olabilir. Ee, ama dediğim gibi bu Emirhan'ın oyuna giriş şanssızlığı da olabilir. Onu daha detaylı şey yapmak lazım ama girer girmez şeyi gördük. Emirhan Brozovic ile birebir oynuyor. Ya zaten maç boyu birebir adam markacı yapıyorlar, birebir baskı yapıyorlar. Herkesin baskı yapacağı oyuncu belli, presi yapacağı oyuncu belli, tutacağı oyuncu da belli topsuz oyunda, savunma setinde. Girer girmez anladık Brozovic ile oynuyor birebir. Söylemişler e, Brozovic'in önünden ayrılmayacaksın diye. Brozovic 2-3 tane koşu attı hepsini takip etti. Onlarda hiç sorun yoktu zaten ama işte gol atıldığı pozisyonda ceza sahasına doğru yüksek oynandığı anda çok güzel geri topun dibine Varela. Brozovic koşu attı geç kaldı Emirhan. Biraz önde kaldı zaten yetişmeye çalıştı yetişemedi. Brozovic çok kolay bir gol imza attı. Dolayısıyla oyuncunun yaptığı bir hata var ee, kesinlikle. O şekilde maçı e, kaybettiler gibi gözüküyor o oyuncu yani İmiran açısından şanssızlık oldu. E, toplu oyunda da çok fazla kendisini gösterme şansı elde edemedi. Çünkü yani dediğim gibi o son 20 dakika tamamen Inter'in hakimiyeti ortaya çıkardı. E, bir 20 dakikaydı. Fakat yani galibiyet bence önemli. Çok değerli bir iki puan. E, çünkü çok hak edilmiş durmuyor o 20 dakikaya rağmen. Maçın geneline bakınca. Torunun ben en azından bir puan hak ettiğini düşünüyorum maçta. Böyle bir maçta artık yazmak çok önemli ama... Sağ içindeki problemler yukarıda. Lukaku gelince mutlaka bir çoğu çözülür. Takım yukarı çıkar çeker Lukaku. Çünkü Allah affetsin Ceko'nun artık yani sahada yürümeye mecali yok. Ee, topu ona götüremedikleri denklemde bu maçta tamamen eksi yazdı. Ama yani Ceko topu aldığı zaman önüne de oynayabilecek bir oyuncu. Ee, o konuda da çok sıkıntılar yaşadı. Inter yani, şeyin Torino'nun baskısı nedeniyle. Artık atletizm tamamen bitmiş gözüküyor. Fizikalite tamamen aşağı doğru gitmiş gözüküyor. Ancak anca işte Lukaku varken son 10-15 dakika bir hamle oyuncusu gibi Ceko. O yüzden yani Ceko Lukaku farkı çok büyük bir fark. Ve tek başına Belçikalı Santrafor bir şeyleri yukarı çeker. Ama daha fazlasına ihtiyacı var bence Inter'in. Turlara geçiyorum. Geçelim. Okey Computer sormuş. Suarez'in futbol tarihinin en iyi Santrafor'u olduğunu düşünüyorum santrfor olmasına rağmen playmaker yani oyun kuruculuğu bir orta saha kadar iyi olan tek santrfor tarihte. 2015-2016 sezonu ise Messi'nin ardından bir oyuncunun bugüne kadar gösterdiği en iyi performansı ne kadar katılır bana? Yani New York Futbol tarihinde en diyemem ya. Yani en iyilerden biri olduğunu kesinlikle savunabilirim. Ama en iyisi diyemem. Yani evet oyun kuruculuğu onu kadar yapan bir 9 numara var mı? Ki 9 numara çünkü Messi yapıyor yani. Messi eğer 9 numara ise yapıyor ama sadece saat 9 numaralar içinde en iyisi olabilir ama onu yani playmaker'lı en iyi yapan olması onu dünya standartlarında en iyi hale getirir mi bilmiyorum. Yani çünkü neler neler var abi dünya futbol tarihinde 9 numaralar arasında. Ama en ileriden biri e, diyebiliriz. Şeye bakıyorum, kariyerine bakınca da abi Luis Suarez yani hissettirdikleriyle dünyanın insan tırforum demiyor sanki kariyer, kariyeriyle. Kariyer gelişimi kötü değil. Çok önemli başarılar var. Çok büyük takımlar var ama Bence hep daha öyle, fazla bir Öyle baskın, bir, kar gibi, öyle baskın bir kariyer değil bence. Çağatay Eker sormuş. Bunun için Thiago Silva ve Nesta özelinde prime dönemlerini karşılaştırdığımızda Emre Özcan'ın bu üçlü için sıralaması nasıl olur? Ee, Nesta salt savunmacı. Ayak yok. Neredeyse yok. Bunun net ayak e, belki en iyi ayak evet en iyi ayak işlerinde. Savunmacı da en düşük olanı. Thiago Silva tam karması bence ikisinin. Dolayısıyla Abi Nesli o kadar büyük bir figür ki Thiago Silva örneğe zaman büyük ihtimalle ama ikisini ben beraber değerlendireyim. Çünkü ben Thiago Silva'nın Yani çok büyük bir stoper olduğunu düşünüyorum. Ee, hala 37 yaşında bile şeyde Premier Lig'de hala oynayabilmesi, standart üstü oynayabilmesi zaten bunu gösteriyor olabilir. Mükemmel bir ayak, mükemmel bir savunmacı çünkü. İkisini birleştirebilen bir oyuncu. Nesta ee, Nesta'yla beraber ikisini beraber değerlendireyim. Ama hadi Nesta şey, hissettirdiği mesela. Thiago Silva onu hissettirmiyor. Nesta kariyeriyle hissettiriyor ama. O, bulunduğu dönemde hakikaten böyle ...tartışmasız en iyi bir, birkaç soperden biriydi çünkü. Nesta hemen biraz arkasından şey, biraz da arkasından bunu çiğ koyarım ben. Kansiyelleri sormuş. Sen de yemek erken arada YouTube'dan kendini açıp izliyor musun? Çektiğin programları ne sıklıkla izlersin? Böyle bir rutinin var mı? Hiç izlemem. Hiç. Yani gerçekten bu konuda en az izleyen olabilirim. Kendimi izlemekten nefret ediyorum. Hatta oturup baştan sona izlediğim bazı programlarım oldu. Ama mesela hiçbir maçımı 90 dakika izlemedim diyebilirim. Ee, fakat yemek yerken bir şeyler izlemeyi severim. O klasik galiba. Herkesin ortak zevki ve keyfi. Tabii. Recep Savran sormuş. Kazıklayana helal olsun dediğin kazıklanma hikaye. Ee, abi şimdi çok şey, Her şeyi hatırlamıyorum tabii ama bir şey alıp satarken beni kazıklamak biraz zordur. Kolay değildir yani. Ee, ama şöyle bir, yani tam buna girer mi bilmiyorum. Bir taksici de bundan 3-4 sene önce kötü bir numara yemiştim. Yani çok klasik bir numara. Çok hafif alkolüydüm ama gerçekten hafif. Yani kendimi kaybedecek kadar kesin zaten öyle olamıyorum ben parayı uzattım 100 lira yani 60-70 lira tuttu karşıdan acı badem. 60-70 lira tuttu 100 lira uzattım. Ee, adımın elinde 20 lira gördüm. Ya yani bu yalnız 100 lira değil dedi. Baktım 20 lirayı gördüğüm anda şey dedim. Orada şeyden ziyade Allah yani hatalı bir davranış. kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Yani ben de hemen öyle şey oluyor. Ben de verdiğim tepki genelde odur. Falan benim dedim tamam o zaman onu aldım 20'yi koydum. Bir başka yüz verdim. Onun üzerine verdi. Sonra eve geldim. Ertesi sabah cüzdanda 100 liradan birinin eksik olduğunu fark ettim. Ve e, orada yani bir 100 lira tokatlanmıştım. Ki 100 lira 3-4 yıl önce ciddi paraydı. Bugünün, bugüne çok şey alınabilecek bir para. Ve abi yani çok bilinen bir şeydir bu biliyorsun. Yani bütün yani Türkiye hemen hemen... Biliyorsun benim uluslararası, uluslararası da Benzer bir maceram var. Taksi? Tabii. Ben dolar Sen bazında... Sen anlattın hatırlamıyorum ben ayrıntıyı. Ben aynısının e... ha. hem alkol hem me meblağ, olarak meblağ olarak radikalini yaşadım dolar bazında. Bunu Sırp gazeteciler bile yapıyorsa, şey, Sırp taksiciler bile yapıyorsa diyecek bir şey yok. Yani artık e, uluslararası olmuş bir şey demek. Evet. Tokatlama. Terim Bol sormuş. Maziye mi hasretsin yoksa müstakbeli mi arzuluyorsun? Özel soru gerçekten. Ee, abi ins insan onu geçmişe daha odaklı bence. Yani çünkü geçmiş pişmanlık barındırır içerisinde ee, ve pişmanlığın olması her zaman daha çok meylettirir ee, geçmişi düşünmeye, maziyi düşünmeye. Ha, benim de çok var yani özellikle 10-15 sene öncesinde ciddi pişmanlıklarım var hayatta. E, buna takılmak doğru olmayabilir. Aslında tam tersini yapmak gerekir. Çünkü tam tersinde çok kuvvetli başka bir duygu var, umut var. E, umuda odaklanmak, umuda yatırım yapmak her zaman e, aslında olması gereken, daha da kolay olan belki. Ama abi işte insan e, geçmişiyle biraz daha aşinaşır ve geçmişin şöyle yani geçmişte neden pişmanlık vardır biliyor musun sadece? Diyelim ki çok güzel bir şey yaşadın. Ne oldu ne? Çok büyük başarı, çok güzel bir hadise çok güzel bir kavuşma bir ailenle ya da çok sevdiğim biriyle. Geçmişe dair yaşadığım bir mutluluğu şu anda hissetme şansım var mı abi? 2 sene önce çok elde ettiğin en büyük başarılardan biri beş sene önce mesela. seni çok mutlu eden bir şey. Şu anda onun mutluluğunu yaşayabilir misin? Mümkün değil değil mi? Geçmişe dair mutluluk mümkün değil abi. Ama geçmişe dair pişmanlık sürekli sende kalıyor. 15 sene öncesine dair bile pişmanlık var. Ve ona götürüyor seni. umuda gitmek daha kolay. Ama umut da şey... E, ruhsal tüketiyor insanı. E, çünkü genellikle de umut karşılığını e, bulamaz. Çünkü insanlar olduğundan daha fazlasını umut etmeye yine meyillidir. Bu geleceğe odaklanmaktan alıkoyup bence biraz daha geçmişe ve o pişmanlıklara götürüyor. Anıl Özen sormuş. Yalnızlıktan keyif almaya başlamak ve bunu içselleştirmek sence sağlıksız bir durum mudur? Kendine yaslanan dik yürür sözü hakkında ne düşünüyorsun? Yo ben salıfız görmüyorum ya çok. Benim de sevdiğim şeylerden biridir. İnsan bireysel varlık abi. İnsan zaten yalnızlığa biraz mahkum yani. Çıkarsın çok güzel bir arkadaş grubuyla eğlenirsin 4-5 saat. Ama eve yalnız dönüyorsan, eve yalnız döndüğün anda yalnızlığa tekrar e, dönüş yaparsın aslında. Yani günün çok büyük bölümünde yalnız yaşayanlar için geçerli bu. Yalnızsındır. Şimdi yalnızlık neden İnsan yalnızlığa meyilli. Mesela, şimdi doğru yine aynı şeylere gireceğim de evliliklerin bu kadar sıkıntılı olmasının en büyük nedenlerinden biri bence o. Ee, arkadaş, yani çok iyi arkadaşlıkların çok iyi evliliklerden daha fazla olmasının nedeni de bu. İyi arkadaşlık güzel bir şeydir ama sürekli beraber değilsiniz. Sürekli beraberlik başladığı anda işin içine sıkıntılar giriyor. Bak buradan şeyde gelersin, en iyi arkadaşlarınla ev arkadaşı olma. Çok yaygın bir şeydir ya, bunu da daha önce konuştuk burada çeşitli şeylerde, konularda. O da, o da biraz öyle. Temasın arttığı anda, ilişkin biraz daha böyle bir grift olmaya başladığı anda, daha fazla zaman geçirmeye başladığı anda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Evlilikte de böyle bu. Ev arkadaşlığında da böyle büyük ihtimalle. Ya Bunun tabii ki istisnaları var Mesela istisna oluyor. Yani çoğunluk diğer taraftaysa o zaman yalnızlık zaten e, o kadar da kötü bir şey değil gibi geliyor bana. Bence de. Yani yalnız kalmaya sahip olabilmek güzel bir lüks ama yalnız olmak da Arada ince bir ayrıntı var. Tabii işte ondan keyif alabilmek lazım. Ondan keyif alamadığın zaman zaten kendini yalnız ve kötü, umutsuz hissediyorsun. Ee, ondan keyif almaya çalışmanın yollarını bulmak çok kötü bir şey değil o yüzden. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Arancım. Ee, biraz uzun bir bölüm oldu. Evet yani <gülüyor> tam <gülüyor> tersi 30-40 dakikada çıkarız diyorduk ama <laughs> olmadı. Ee, biraz bunun genelindeki problemleri de girdik. Öyle olunca e, kusura bakmasın izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz çok teşekkürler. Önümüzdeki pazartesi Star Mood yeni bölümünde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim şimdilik hoşça kalın